Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz iPhone'da Android çalıştırmak. Bu durum hani mutlaka içinizde vardır diye tahmin ediyorum. Hani iPhone'un tasarımını daha çok beğeniyorum ama işte Android daha özgür olduğu için Android'i kullanıyorum diyen arkadaşları sevindirecektir diye düşünüyorum. Şimdi hemen meseleye girelim artık. Bu işin arkasındaki isim daha öncesinde Apple'ın akıllı saatlerine Windows 95 yükleyen ve PlayStation 4'te Steam oyunları oynayabilmeyi becerebilen Nick Lee adlı bir geliştirici. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu arkadaş alakasız işletim sistemlerinde alakasız şeyler çalıştırmaya kendisine iş edinmiş gibi duruyor. Kendisine başarılar dilerim. Biz bu son projesinde destekliyoruz ayrıca. Peki son seferinde iPhone'da Android işlemi çalıştırmayı başarabilen Nick Lee acaba bunu nasıl yaptı? Hemen cevabını verelim. Nick Lee öncelikle kendisi bir Android geliştirme kartı tasarlıyor. Ardından 3 boyutlu baskı makinesinde hazırladığı böyle kılıf gibi görünen aparatı onun içine yerleştiriyor. Ve bu aparatı iPhone cihazınıza Lightning bağlantısıyla bağlayarak telefonunuzu bir anda Android işletim sistemine çevirebiliyorsunuz. Kullandığı referans cihaz ise Nexus 5. Aslında şöyle bir durum var. Akışkanlık sayesinde iPhone ekranında Android canlandırmış oluyorsunuz. Yani iOS işletim sistemine sahip bir telefonda herhangi bir donanımsal değişiklik yapmıyorsunuz. Fakat ne yalan söyleyeyim, yine de etkileyici. Esas soru şu arkadaşlar, ben de sizin cevaplarınızı merakla bekliyorum. Bir iPhone sahibi olduğunuzu hayal edin veya gerçekten bir iPhone sahibi de olabilirsiniz. Android işletim sistemini iPhone cihaza yüklemek ister miydiniz diyorum. Ve sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözünü tutabilmek için buradan hızlıca kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hemen yan tarafımda oynayan videoya tıklayarak 360 derece kamera ile Go Kart pistinde yapmış olduğumuz yarışı izleyebilirsiniz. Her tarafı da görebilirsiniz. Ayrıca aşağıda da abone ol butonu var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.